Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik, konumuz çarpanların çarpılma sırası. Bilgi kutumuzu okuyalım. Çarpma işleminde çarpanlar yer değiştirse de çarpım değişmez. Şimdi bir örnek yapacağım size. Basit bir örnek, anlayacaksınız o zaman ne demek istediğini. 3 çarpı 2 parantez içinde çarpı 5 eşittir. 3 ile 2'yi çarparsak kaç olur? Önce parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. İşlem önceliğinde önce parantez içindeki işlemler yapılır. 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 3, 2 daha kaç? 6. 6 çarpı 5 eşittir. 6 kere 5 kaç? 30. Şimdi sayılarımızın yerini değiştirelim. 3 var, 2 var ve 5 var. 5'i başa yazalım bu sefer. 5 çarpı 3 parantez içinde çarpı 2. Yine sayılarımız ne? 3, 2 ve 5. Aynı sayıların yeri değişmiş oldu. İşlemimizi yapalım bakalım yine 30 çıkacak mı? Önce ne dedik? Parantezin içini çarpıyoruz. 5 kere 3, 5 kere 3, 15. 15 çarpı 2. 15'i 2 ile çarparsak kaç yapar? Zihninden çarpamayanlar için alt alta çarpıyorum. 15 ile 2'yi çarpacağız. 5 kere 2, 10. Elde var 1. 2 kere 1, 2. Elde 1'i topladık, 3. 15 çarpı 2, 30. Gördüğünüz gibi sonuç değişmedi. Çarpanlar yer değiştirdi ama sonucumuz değişmedi. Şimdi farklı bir şekilde tekrar yazalım. Yine çarpalım. Bu sefer 2'yi en başa yazalım. 2 çarpı 5'i yazalım. 5. Parantezin içine aldık. Çarpı hangi sayımız kaldı? 3. Yerlerini değiştirdik yine tamamen. Tekrar çarpalım. 2 çarpı 5. 2 kere 5. 10 çarpı 3. 10 kere 3. 10 tane 3 kaç yapar? 30. Gördüğünüz gibi yine sonucumuz değişmedi. Şimdi örneklerimizi inceleyerek konumuzu daha iyi anlayalım. Yandaki binalarda 4'er kat var. Her katta 3 pencere olduğuna göre binalarda toplam kaç pencere olduğunu bulalım. Kaç kat var? 1, 2, 3, 4 kat var. Her katta 3'er pencere. 3, 6, 9, 12. Bu evde de 3, 6, 9, 12 pencere var. 2 tane evimiz var. Şimdi bina sayısı 2. Kat sayısı 4. Pencere sayısı 3. 2 tane binamız var. Buraya 2 yazılmış. 4 tane katımız var. Her 2 binada 4 kat. Her katta 3 pencere. Şimdi bu işlemimizi şu şekilde gösterebiliriz. Hepsini çarptığımızda kaç pencere olduğunu bulabiliriz. 2 çarpı 4 çarpı 3. Şimdi işlemimizi yapalım. Ne dedik? Önce parantezin için çarpıyoruz. 4 kere 3, 12. 2 çarpı 12 buraya yazılmış. 2 çarpı 12. 2 ile 12'yi çarparsak da 12 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. Kaç yaptı? 24. 24 pencere. Şu şekilde de çözebiliriz. Ya da 2 ile 4'ü parantez içine alıp 3'ü dışarıda bırakabiliriz. 2 çarpı 4, 8 çarpı 3. Buraya yazıldı 8 çarpı 3. 8 kere 3 kaç? 24. Parantezleri değiştirdik. Yine sonucumuz değişmedi. Parantezlerin için ne dedik? Önce yapıyoruz. Ama sayılarımız yer değiştirse de çarpma işleminde sonucumuz değişmez dedik. Şimdi sıradaki örneğimize geçelim. Dedektif Hayri'nin kırtasiyedeki raflarda yer alan kutulardaki kalemlerin sayısını iki farklı şekilde bulması gerekiyor. Ona yardım edelim. Nasıl yapabiliriz? Raf sayısını, iki tane raf var. Her rafta kaç tane kutu var? 1, 2, 3, 4 tane kutu var.
Her kutuda kaç kalem var? 1, 2, 3, 4, 5 kalem var. Her kutuda 5 kalem var. Hepsini teker teker yazarak çarparız. 2 raf. Her rafta 4 kutu. Her kutuda 5 kalem var. 2 çarpı 4 çarpı 5. Ne dedik? Önce parantez içindeki işlemleri yapıyoruz dedik. 4 kere 5, 20. 2 çarpı 20, 2 tane 20 de 40 yapar. Bu şekilde bulabilir dedektif Ayrı. Ya da önce ne yapar? Kutuların sayısını yazar. 4 kutu var her katta. 2 tane raf var. 2 tane rafta 4 kutu var. Her kutunun içinde 5 kalem var. Önce raftaki kutuların sayısını bulup sonra kalem sayısını bulabilir, toplam kalem sayısını. 4 çarpı 2 çarpı 5. Sayıların yeri değişti. Bakalım sonucumuz değişecek mi? 4 kere 2, 8. 8 çarpı 5. 8 kere 5 kaç? 40. Bu şekilde de bulabilir. Sonuç değişmedi. Sıradaki sorumuzu yapalım. Marketteki reyonda yer alan yumurtaların sayısını iki farklı şekilde bulunuz. Önce reyon sayısını yazalım. 2 tane katımız var. 2 reyon. 2 yazdık. Her katta kaç tane sepet var? 1, 2, 3, 4, 5 sepet var. Her sepette kaç yumurta var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yumurta var. Hepsini yazdık. Şimdi işlemimizi yapalım. 5 kere 6, 30. 2 çarpı 30, 2 kere 30 kaç? 60. Bu şekilde yapabiliriz. Ya da önce sepetteki yumurtaların sayısını yazarız. Sepette kaç yumurta var? 6 yumurta var. Bir rafta 1, 2, 3, 4, 5 tane sepet var. Kaç tane kat var? 2 tane kat var. Şimdi çarpalım. Sonucumuz değişecek mi? Sayılarımız değişmedi. 2, 2, 5, 5, 6, 6. Sayılarımız değişmedi. Bakalım sonuç değişecek mi? 6 kere 5, 30. 30 çarpı 2, 60. Sayılarımızın yeri değişti ama sonuç değişmedi. Şimdi sonuçları aynı olan işlemleri eşleştirelim. Sayıların yeri değişmiş olabilir ama sonuçlar değişmeyecek. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bu sayıların aynısını burada bulmamız gerekir. 55, 12, 36 olan sayıyı bulacağız. 55, 55 nerede var? Bakalım burada. 55, 12, 36. Bu işlemimizle bu işlemimizin sonucu aynıdır. İşlemleri yapmamıza gerek yok. Bulduk ve eşleştirdik. 8, 3 ve 90. Nerede var? Bakın burada 90, 3 ve 8. Eşleştirelim. Bu işlemimizle bu işlemimizin sonucu aynıdır. 7, 11 ve 700 var. Nerede? Bakalım. Burada 700, 700, 7 ve 11. Eşleştirelim. 92, 102 ve 4. 92, 102 ve 4. Eşleştirdik. 15, 72, 0. 15, 72 ve 0 burada. Bunu da eşleştirdik. 34, 19 ve 1. Son sayımız kaldı zaten. O da burada. Ne dedik? Sayıların yeri değişse de çarpım sonucu değişmez. Şimdi eşitliklere göre sembollere karşılık gelen sayıları bulup yazınız. Çarpma işleminde ne dedik? Sonuç değişmemesi için hepsinin aynı olması gerekir dedik. Buradaki sayıların aynısı burada olmak zorunda. O zaman burada olmayan sayıyı bulacağız. O zaman buraya hangi sayı gelir? Hemen bulalım. 17, 17. 19, 19. Hangi sayı yok? 25 yok. Demek ki turuncu kare yerine 25 gelmesi gerekir. 62, 62 yok. Bakalım diğer sayılarımıza bir bakalım. 30 var, 4 var.
Demek ki çiçeğin yerine ne gelecek? 62 gelecek. Yıldızı bulalım. 14, 14 var. 21, 21 var. 15, 15 yok. Demek ki yıldızın yerine 15 gelecek eşitliğin bozulmaması için. Bu soru da size gelsin. Buradaki şeklimizin yerine hangi sayı gelirse eşitlik bozulmaz. Haydi bakalım cevaplarınızı yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.